Rahatsızlığın ismi vajinismusmuştu. Bunu öğrenmem yıllarımı aldı. Eşime gideceğimi söyledim. Eşim şiddetle karşı çıktı. Sen gidersen git, ben gitmek istemiyorum. Sen de nokta kadar benden ümidim yok dedi. Ekibimi çekelim. Evet, ekibim. Tamamen bu sorunu yendiğimizden kesin emin olduk. Ve bir gün ara vermemizi istedi hocam. Dördüncü gün sonunda normal bir yani yeni evlenmiş bir insan eş gibi biz normal bir cinsel hayatımız oldu. O günün sabahına kadar hiç uyuyamadık. Sevinçten uyuyamadık yani daha doğrusu. Çünkü yıllardır yani hep bir evin içinde yaşıyorduk ama normal üniversite bir arkadaş gibi ev arkadaşlığından öte hiçbir şeyimiz yoktu, ilişkimiz yoktu eşimle. Ama artık resmen karı kocaydık. Defalarca böyle kendi kendine sorduk. Yani bu bir rüya mı? Bizi bir irteleyip uyandıracakmış gibimize geldi. Ama gerçektik biz yani. Şu an gebe misiniz? Şu anda birkaç aylık evet hamileyim. Ha, neler hissediyorsunuz? Şu anda sevinçler, üzüntüler, her şeyle karmakarışık duygular içinde. Normal yollarla gebe kaldı. Evet, öyle oldu. Normal yollarla gebe kaldı. Vajinismus kadınlarda görünen bir cinsel işlev bozukluğudur ve 10 kadından birinde gözükür. Vajinismus çok fazla toplumda görünmesi oranı yüksek olan bir rahatsızlıktır. Ve tedavisi mümkündür terapi yöntemleriyle 3 gün gibi kısa bir sürede tedavi edilebiliyor. Yaşama sebebim bu ya. Evet, 23 yıllık evli olan danışanımız bize geldiğinde kesinlikle umutsuzdu. Fakat okuduğu bir gazete haberiyle heyecanlanarak gelmişti. Vajinismus bir refleks hastalığıdır. O an diye tabir ettikleri, o an geldiğinde etten bir duvar haline dönüşür. Bu bir reflekstir. Tıpkı gözlerinizin açıkken yüzünüzü yıkayamadığınız gibi. Suyu yüzünüze attığınızda göz kapaklarınız kapanır. Görevi gözünüzü korumaktır. Vajinada penise karşı kişiyi korumak için etten bir duvar haline gelir. Biz bu refleksi ortadan kaldırıyoruz. O da bir andır. Bu refleks yanlış bir yazılımdan dolayı ortaya çıkıyor beyinde. Yanlış bir yazılımdan dolayı bir refleks gelişiyor. Biz o yazılımı siliyoruz, yeni bir yazılım yazıyoruz ve bu refleksi ortadan kaldırıyoruz.